Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika, çok güzel rengi olan bir kohlera çiçeğini yine gösterir olacağım arkadaşlar. Çok güzel, gördüğünüz gibi iri iri yaprakları var. Saksısı da çok da o kadar büyük değil. Çünkü bu minicik bir fideydi ektiğimde, o nedenle küçük bir saksıda. Ama biraz daha büyük saksı tercih etmek daha doğrudur. Görüyorsunuz yapraklarını çok güzel. Renk olarak da harika siyah çizgili damarları var. Çiçeğimizin ismi Kohleria Bibi arkadaşlar. Çok güzel rengi var. Çiçek boyutu da çok da küçük değil. Güzel türlerden bir tanesi. Umarım bunu da görmekten çok mutlu olursunuz. Bu da polenli olan bir türü değildir Kohleranın. Polensiz olan bir türüdür. Kısacık bakımını anlatayım sizlere. Bu boya gelene kadar nerede nasıl baktım bu çiçeğimize. Bu çiçeğimiz bir rizomdan üretimdir. Rizom ne demektir? Kohlera çiçeği kökte rizom yapar. Rizomların da boyutu da kendi çiçeğinin boyutu kadar bir şeydi arkadaşlar. 3 santim kadar ancak vardı büyüklüğü. Bu rizomu küçük pet bardaklarda ekip fide haline getirdikten sonra görmüş olduğunuz saksıya ekimini yaptım ve baharın gelmesiyle birlikte de dışarıya, balkona, buraya, rafa koydum ve rafta bakımına devam ediyorum. Çiçeklerin alt kısmı gördüğünüz gibi iki renkli. Alt kısmı biraz yeşilli gibi bir renk var. Üst kısmı ise hiçbir şekilde öyle bir rengi yoktur. Tür olarak çok güzel bir çiçek. Yine görünüşünü görüyorsunuz. Toprağını size bahsedeyim. Toprağı torflu bir toprak. Bolca perlit var bunun toprağına. Beyaz görmüş olduğunuz perlittir. Çiçeğinin büyüklüğü taç yaprak 5 tane gördüğünüz gibi minik minik puanları, benekleri var. İçinde krem rengi gibi tür olarak da çok güzel bir çiçektir. Daha net size göstermek istiyorum. Bunlara birer dayak dayayabilirsiniz. Yani şöyle bir çubuk, çöp şiş veya bir ağaç gibi bir dayanaklar dayayın ki bükülüp kırılmasın. Toprağı beyaz görmüş olduklarınız perlit birazcık fazla katkısı var ama olsun, hiçbir şekilde zararı yoktur bitkiye, çiçeğe. Rizom yapar mı diye soruyorsanız, evet, bunun kökte bolca rizomu vardır ama şu an rizom almıyoruz. Rizomları yaz sonu havalar serinlediğinde, çiçeğimiz tamamen çiçeksiz hale geldiğinde rizomlarını sökebiliriz. Şu an rizom söküm zamanı değildir. Sökerseniz kökler, yani çiçek şu an o rizomlarla besleniyor diyebiliriz. Yazın sıcağını rizomlarla atlatacaktır. Bu mevsimde yazın rizom sökmeyin. Ne zaman havalar serinler, o vakit sökebilirsiniz. Siz sökmeseniz dahi rizomlar toprak yüzeyine fide olarak çıkacaktır. O zaman dahi tamamını değil, bir iki tanesini alın. İlla ki kendisine bir adet fide bırakın. Bitki sağlıklı bir şekilde kendisini geliştirmesi için o rizomlara ihtiyacı var. Yoksa bitkiyi kaybediyoruz. Ben de bu şekilde bir hata yapmıştım daha öncesinde. Sizler yapmayın arkadaşlar. Umarım güzel, faydalı bir video olmuştur. Bilgilerden memnun kalmışsınızdır. Kanalıma ilk defa geldiyseniz eğer abone olup videolarıma da beğeni bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz. Bu gibi birçok Achemines ve kohlera çiçeği türlerinin videolarını ve renklerini sizlere paylaşacağım arkadaşlar. Umarım desteğinizi esirgemezseniz ben de çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu hayattan önemlisi sağlık, sağlıcakla kalın arkadaşlar.